Bu içindeki çatlak alıyor. Yani yolda çökme olduğundan dolayı aşağıya doğru çöküyor. Arkadan gelen yok. Mesela binalarda ileri... Söyleme. Şimdi buradan zonklayabiliriz o tarafa. İleriye doğru bir hamlesi yok. Sadece yolun kazıdan dolayı yolun aşağı doğru çöktüğü için bunlar kapatılması sebebi de patlaktı. Kendi mahallemizde bir afet yaşadık. Yaklaşık 10 gün, 12 gün civarında. İlk tabii bu şekilde değildi. Kar yağışı vardı, yağmur yağışı vardı. Onun akabinde de belediyenin daha önce yapmış olduğu çalışma vardı. Şu gördüğünüz hatta altyapı çalışması yapıldı. O da belediyenin ana su borusu patlayınca, o da eklenince böyle bir afet meydana geldi. İşte gördüğünüz şuradaki giderler kapandı. Kapanınca sonra baskı yapıyor ve bu mahallenin bütün burada gördüğünüz binaların, şu yukarıda gördüğünüz binaların tamamı zarar gördü. Belediyenin yaptığı su çalışması da patlayınca, hepsi birleşince böyle bir afet meydana geldi. Ama bunun önlemi alınmadı, halen alınmadı. Yaklaşık 10 günü aştı. Biz bu konuda mahalleli tedirgin, vatandaş tedirgin, evleri boşaltıldı, oturulacak mı, oturulmayacak mı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Evimiz çatladı, eşyayı boşalttık. Hiçbir muhatabımız yok bizim. Eşyayı boşalttığımıza dahil bir belge yok. Eşyayı boşalt, buradan oturamazsınız dediler muhtarla kaymakam. Ama elimize bir belge verilmedi. Hiçbir sahibimiz yok, başımız yok yani. Bunun sorumlusu ne? Biz nereye gideceğiz? Kira bulan buluyor, bulmayan ortalıktayız, onun evindeyiz, bunun evindeyiz. Ne olacak? Eşyaları nereye götüreceğiz? Eşya koyacak yerimiz yok. Ev çatladı, muhatap yok. Diyorlar oradan insan gelecek, bakacak, yapacak. Buradan yok, katoya haber verdik, vereceğiz. Hani nerede? 10 gündür nerede? Biz perişan olduk. Biz tamamen mağdur olduk. Evlerimizi, yani eşyayı bile çıkaramıyoruz buradan. Korkudan giremiyoruz içeri. Yani bilmiyorum artık. Bizim ne desek biz boş ya. Bizi yani şey yapan yok, hiç kale alan yok. Altyapıyı yıkanıyorum artık. Saçını hiç sarar yıkandan. Şehirler ile biz de giremiyoruz yani bu şekilde. Benim merdiven... Biraz bu tarafa gelin. Şuraya. Bu bina olmasaydı bunlar giderdi. Ama şimdi bu binaya diyor ki ruhsatını biz vermedik diye. Bu binaya diyor. Bunlar hepsi tahliye oldular ha. İçinde oturdu. Tahliye oldu. Bölgemizde yaklaşık 10 gün önce yoğun bir kar yağışı oldu. Hemen akabinde de, daha öncesinde de tabii yağmur devam ediyordu. Akabinde de çok hızlı bir şekilde bu kar erimesini yaşadık. Her taraftan sular fışkırmaya başladı. Ertesi gün de işte belli kopmalar oldu mahallemizde. 7 tane ev, 17 tane aileyi de tahliye etmek zorunda kaldık. Tabii bu tahliyeler geçici. Sonrası nasıl, süreç nasıl devam eder bilemiyoruz. Yani bu afetin elinde, şu an afetin kontrolünde. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Şu anki durum bu şekilde. Yani Borçka'da değil, işte Borçka genelinde şu an altyapı çalışması var. Mahallemizde de altyapı çalışması yapıldı. Üst bölgede yeraltı sularının drene edilmesi için sistem sağlanamadı. Çünkü hani evler çok yakın birbirine ve çok derin bir kazıya gereksinim duyulduğu için onlar
açıktan, yani oradaki hani bölgede çıkan yeraltı sularının açıktan getirilmesi için boru sistemiyle bir çalışma yapıldı ama normal drene sistemi yapılamadı, kurulamadı yani üst bölgeye. Şu an afat yaşanıyor. Biz araştırmalarımıza bakıldığında Türkiye'de yağan o aylık yağış miktarının 1/10 sadece Artvin bölgemize yağmış ve zaten bu afat sadece Borçka ilçesinde, sadece Gündoğdu mahallesinde değil, Artvin'imizin tüm ilçelerinde şu an sıkıntılar mevcut. Köylerinde de hat safhada, halen ki yani yolları açılmayan köyler de var. Hani kaya düşmüş, moloz gelmiş ve dediğim gibi 17 tane aile tahliye ettik. Birçoğu da ev sahibi ve biz hani mahalle muhtarı olarak ben mahalle halkımın evlerinden olmasını istemiyorum. Ki inşallah da olmazlar. Şu anki hedefimiz bu şekilde. Bu doğrultuda çalışmaya çalışıyorum.